Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Zil butonunu da aktif hale getirerek çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olursunuz. Ve size yine çok güzel bir model hazırladım modelim bu şekilde Evet bakın arkadaşlar bu şekilde sizler için çok güzel yapraklar arasında açan bu şekilde kirazlarımız salkım kirazlarımız var şu şekilde daha güzel görünecektir Evet modelim bu yapımı da kolay mı kolay bakın arkadaşlar yine eski arasılarımızdan olan kirpikli üçgen trabzanı sık iğneli şekliyle yaptım ne varsa eskileri de var hesabı bu şekilde arkadaşlar sizler için hazırladım şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim Evet ara suyumuzu yaparak başlayacağız tığ battığımızın içine sık iğne ile girdik ilk başlarken aynı bu şekilde tığ battığımıza sık iğne ile giriyoruz ve iki tane zincir çekiyorum bir defa tığımı doladım hemen tığ battının içine giriyorum bu şekilde 2 2 alarak trabzan yapıyorum. 4 zincir. Hemen trabzanın arasına girip sık iğne ile hemen dibine bir tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde tomurcuğumuz biraz daha belirgin oluyor arkadaşlar, kendini daha ön plana geçirmiş oluyor ve hemen yandakine tekrar iki zincirle bu şekilde kapatıp tamamladım üçgen trabzanımızı şimdi arkadaşlar bakın ben 5 tane kullandım yani fazla fazla açmayın 5 veya 7 tane kullanabilirsiniz şimdi yaprağımız için şöyle 5 tane tığ battı ara mesafesi vererek başlayalım 3 tane zincirimi çekiyorum hemen tığ battımın içine girip sık iğne ile sabitliyorum yine 3 zincir 2. tığ battısı 3 zincir toplamda 5 tane bu şekilde yapacağız. 4. 1-2-3-4 evet. tekrar sık iğne ile buraya sabitliyorum. Hemen bir zincirimi çektim dönüyorum yaprağımız için yuva oluşturacağız buraya arkadaşlar tığ battımın içine sık iğne ile sabitliyorum 4 tane zincir çekiyorum 4 zincirimi hemen bakın tığ içine yuva olarak kapattım yine 4 zincir yuvaya sık iğne ile kapatıyorum tekrar 4 zincir bu şekilde bakın sık iğne ile sabitledim ve 3 tane dörder zincirli yuva yaptım bu tığ battılarımın üzerine 2 tane zincirimi çektim döndüm bir defa doladım hemen yuvaya girdim 2 2 olarak aldım hemen arkadaşlar bakın her dolamada her trabzanda bir dolama artırıyorum şimdi iki defa doladık tığımızı Yine aynı şekilde 2 2 ve 2 olarak bu şekilde aldım. Yine bir tane dolamayı artırıyorum. 3'e çıkardım. 4 zincirli yuvama girdim. 2 2 2 2 alarak bu şekilde 4'e çıkardım. Şimdi sonuncu 5 tane yuvada arkadaşlar bu şekilde yapıyoruz. 4 defa doladım. Hemen araya girdim. Bakın. Bu şekilde yapınca daha böyle kalın kalın trabzanlarımız oluyor. Bir de sıkı sıkı alınca şöyle oturaklı kalın bir trabzan elde etmiş oluyoruz bu şekilde. 5 tane sayımız 5 yaprak sayımız ve yine arkadaşlar bakın Aynı en sonki gibi 4 tane alıyorum hiç artırmıyorum. çünkü şurada bir tane alıp boyunu orta o şekilde uzatacağım yine 2 yine 2 yine 2 ve şöyle sonuncu ikimizi de alıyoruz hemen 5 zincir çekerek buraya bir tane tomurcuk yapacağım kapattım trabzanıma ucuna bir tane buraya tomurcuk yaptım. 1 2 Son trabzanımıza bu şekilde sık iğneler yaparak aşağı doğru iniyoruz. 3 4 5 6 7 normal sık iğne ile alıyorum bakın arkadaşlar. 8 ve bu 4 zincirli yuvaya yani ana yap yuvamıza yap trabzan yapmaya başladığımız yuvaya da bu şekilde sabitledim sık iğne ile yaprağımız hazır şimdi buraya 14 tane zincir çekiyorum 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 şöyle arkadaşlar yedinciye yarısını yani kapatıyorum bu şekilde 7. trabzanımın içine girip buraya şöyle bir yuva hazırladım büyükçe. Geri kalan kısma da sık iğne ile dolduruyoruz. 1 2 şöyle 3 zincirimizi sık iğne ile dolduralım. 5 6 şöyle 7 şekilde 8 tane yapalım arkadaşlar hemen bakın şimdi ortadaki yuvaya kapatıyorum Bu ortadaki yuvada dallarımız için yuva arkadaşlar ve bu yaptığım bakın 15 zincirli yaptığım daldan iki tane daha yapalım Evet arkadaşlar bakın bu şekilde hazırladım yine aynı 8 sık iğneli ve bu şekilde e, 7 tane veya 8 tane zincirden oluşan yuvalarımız hazır. Şimdi bakın bunu bir sonraki yuvaya sık iğne ile sabitliyorum. Aynı boyutta aynısı tarif ettiğim gibi 8 sık iğneli bu şekilde 3 tane dal hazırladım ve aynı yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Sonra o yaprağı yapacağım yuvaya bir sık iğne ile geçiş yaptım. Hemen iki zincirimi çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Yuvaya girdim. 2 2 artırıyorum. 2 dolama. Yine yuvaya girdim. 2 2 ve 2. Bu şekilde 3. tırabzanımızı yapmış olduk. Bakın. Bir dolama artırıyorum. 3'e çıktı. 2 2 2 ve 2. Tekrar 4 dolamaya çıkarıyorum. Tığımın başına 4 defa doladım. Yine aynı yuvanın içine girip 2 2 2 2 ve 2 şimdi bakın arkadaşlar 5'e tamamladık aynı burada olduğu gibi yine aynı şekilde 4 tane bu şekilde doladım 1 2 2 2 2 ve 2 sonucu trabzanımız da bu şekilde yaptık ve 5 zincir çekiyorum trabzanın arasına girip buraya sık iğne ile sabitledim. Şimdi arkadaşlar bakın normal sık iğne ile iniyorum. 2 3 4 Alışkanlık olmuş herhalde arkadaşlar. Sahte sık iğne ile <laughs> sürekli iğne yası göstermekten. 6 7 Şöyle fazla bombili değil fazla da yapışık değil arkadaşlar orta karer bir şöyle yaprağımızın kenarına sık iğne yapıyoruz toplamda bu şekilde 8 tane sık iğnemiz oldu ve bakın bu şekilde kapattık buraya da bir tane sık iğne yapıyorum dönüş yaptığım tığ battığının içine de girdim şimdi tığ bat seviyesine inmiş oldu yine aynı şekilde 3 zincirden buraya iki tane bu şekilde tığ battı yapıyorum sıkı sıkı zincirlerimi çekiyorum ki güzel bir tığ battım olsun iki zincirimi çektim hemen bir defa doluyorum tığ battıma girdim 2 2 olarak aldım 4 zincir bu şekilde sık iğne ile sabitledim dibine bir sık iğne bakın bu şekilde çok hoş duruyor tekrar bundan iki tane başta yapmıştık arkadaşlar aynı bakın bu ara suyunda olduğu gibi buraya da beş tane yapacağız ve şimdi yapraklarımızın e, kirazlarını dallarımızın kirazlarını yapmaya geçelim Evet arkadaşlar yaptığımız ilk dalımızın içine sık iğne ile girip ipimizi bu şekilde sabitledik 3 tane zincir çekerek şöyle trabzanıma başlıyorum. 3 zincir ilk trabzanım ve üzerine 2 tane bu şekilde dolama yaptım tığıma. Hemen ilmeğimi alıp 2 2 ve 2 alarak bu şekilde trabzan yaptım. 2 defa tığımı doluyorum. Yuvama girdim. 2 2 ve 2 alarak trabzanımı yaptım şimdi arkadaşlar iki doluyoruz bu trabzan yapımı güzel olmasını istiyorsanız şu dipteki kısmı diğerleri bile o kadar önemli değil şu dipteki kısmı güzel bir oturtma yaptıysanız şöyle çubuk gibi kalınlıkta bir trabzanınız olacak şöyle yine arkadaşlar 4 trabzanımı şöyle hafif sağa yanaştırıyorum bu şekilde iki defa doluyorum yuvaya girdim hem de arkadaşlar hani sonlarına doğru esneme olmaz bu şekilde dibi iyice oturduğu için tırabzan boyutları da hep aynı kalır. Evet, 5 tane oldu. 2 defa doladım. 2 2 2. 6. tırabzanımı yaptım. 2 defa tığımı doluyorum. Hemen 2 2 2. 7. tırabzanım yuvaya girdim. Hani neden benim kirazım böyle oval gibi yuvarlak olmuyor derseniz sorun bu trabzanların dibini düzgün oturturmamaktan oluyor arkadaşlar. 8 oldu. 2 2 2 Tekrar 10. trabzanımı yapıyorum. Şöyle dibini iyice oturtturuyorum. 10 11 şöyle sonuncu trabzanımızı 3 zincir çekerek yani 12. trabzanımız 3 zincir çekerek yuvada kapatıyorum Evet bu şekilde güzel bir kirazımız oldu arkadaşlar şimdi bu kirazımızı 3 zincir çekip diğer kirazımıza bağlayacağız bakın arkadaşlar 3 zincirimi çektim hemen ikinci yuvamın içine de giriyorum. Bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. 3 zincirimi çektim. 2 defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. 2 2 ve 2. Tekrar 2 defa tığımı doluyorum. Yuvaya girdim. Bismillah. 2 2 ve 2. 2 defa tığımı doladım. Yuvaya girdim. 2 2 2. Şöyle katlayalım rahat yapmak için. 2 defa tığımı doladım ve 2 2 2. Tekrar 2 2 ve 2. 9 2 defa aldım. 2 2 ve 2 aynı yuvanın içine bu şekilde 11 tane trabzanı yaptım ve 3 zincirimi çekiyorum bu şekilde 3 zincirimi 12. trabzan olarak yuvama kapattım 1 2 3 zinciri de köprü olarak kullanacağım ikinci kirazım da bu şekilde hazır şimdi yatırdığımız dalımızı kaldıralım. Şöyle arkadaşlar. 1 2 3 zincir. Hemen iki defa tığımı doluyorum. Yuvaya girdim. 2 2 2. 2 defa tığımı doladım, yuvaya girdim. 2 2 ve 2. 3 oldu. 2

8 ve 9 10 şöyle arkadaşlar sola doğru kaydırarak yapalım tırnağımızla 11 tane yaptık yine 3 zincirimizi çekelim ve bu şekilde sık iğne ile dibinde sabitleyin ipimizi koparalım hemen makasımızla şöyle kirazlarımız hazır arkadaşlar ve iplerimi yakayım hemen siyah ipimi takıp bu şekilde Evet arkadaşlar bakın buraya tomurcuk yapmıştık tomurcuğun içine giriyorum ipimi sıkı iğne ile buraya tutturdum sonra kirazımın ilk trabzanından da bu şekilde giriyorum ve ipimi bu şekilde tekrar ikinci sık iğne olarak buraya tutturdum. İki zincirimi çektim ve bakın hemen trabzanlarımın tepesine giriyorum, kapatıyorum. İki zincir şöyle bakın minik minik böyle kirpikler elde ediyorum. Çok güzel bir aslında arkadaşlar kontür işlemi. İki zincirimi çekiyorum ve sık iğne ile sabit bu kırmızıyı en çok siyah açıyor arkadaşlar siyahı da kırmızı açıyor sık iğne ile şöyle her trabzanın tepesine bu şekilde girerek şöyle bunu kenar kontür işlemini yapıyorum 2 zincir sıkı sıkı çekiyorum arkadaşlar bol çekerseniz 3 zincir seviyesine çıkar O yüzden biraz kaba durur zincirleriniz sıkı olursa daha bir güzel olur bakın bütün trabzanların tepesine bu şekilde kenar kontürünü çekiyoruz şimdi iki zincir çekiyorum şöyle arada köprü olarak kullandığımız 3. trabzana girdim sık iğne ile buraya sabitledim ve ilk trabzanımın tepesine girdim sık iğne ile bu şekilde sabitledim iki zincir bu şekilde kirpik yaptım iki zincir kirpiğim iki zincir iki zincirimi çekiyorum sabitliyorum. 2 zincir. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Sonuna kadar geldik arkadaşlar. Bakın şu şekilde sonucu trabzanı da ayırıp tırnağımızla rahat bir şekilde iki zincirimi hiç değişmiyor arkadaşlar. Kafanızda karışmaz bu şekilde. İki zincirimi çektim. Sabitledim. Ve ilk trabzanımın içine bu şekilde geçiş yaptım yine iki zincir tüm trabzanları çok güzel oldu arkadaşlar siyah kırmızıyı çok açtı 2 zincir aynı şekilde devam ediyoruz şöyle sonuna az kaldı zincir tekrar iki zincir sık iğne ile sabitledim şimdi arkadaşlar bakın aynı baştaki gibi bu şekilde tomurcuğumuza da sık iğne ile sabitliyoruz kirazımızı şöyle bir zincirimi çekiyorum ve ipimi koparıp hemen yakıp geliyorum Evet arkadaşlar bakın kirazlarımız bu şekilde çok güzel çok hani şatafatlı der yer ya bu şekil bir kiraz modelimiz oldu Evet arkadaşlar bu şekilde modelimizi tamamladık bakın dallarımızdaki üçlü kirazlarımız Rasuylarımız da çok yakıştı, yapraklarımıza da çok güzel uyumlu bir modelimiz oldu arkadaşlar. Hem böyle ağır görünüşü var ama yapılışı bir o kadar kolay olan bir model. Şöyle şatafatına göre sadece trabzan bu şekilde arkadaşlar modelim. Emeklerim için beğeni ve yorum yaparak destek olabilirsiniz arkadaşlar. Sizlerin beğeni, yorum ve destek vermesi YouTube'da önermelerde biliyorsunuz öne çıkarıyor. Önermelerde öne çıkmak için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.